Efendim herkese günaydınlar. İlk seansa sizlerleyiz ve seansı açmaya hazırlanıyoruz. Ben Perihan Tantu ve sevgili Tuğba Özel bizimle. Tuğba günaydın. Günaydın Perihan. Bugün konuşacak çok şey var. Dünden itibaren haber bombardımanına tutulduk. O yüzden bizi etkileyecek çok önemli tabii haber akışları var. Bunları detaylı olarak konuşacağız ama hemen bir VEOP'a bakalım istersen. An itibariyle %0,43'lük bir eksi fiyatlama söz konusu. 1500 puan seviyesindeyiz. Dün de bildiğiniz gibi özellikle önemsediğimiz 1360 puan üzerine attık ama oradan bir kar realizasyonu yaşandı. Bu tabii kar realizasyonu mu? Dünkü haberlere bağlı bir satış dalgası mıydı? Bunu da değerlendiriyor olacağız ama hemen ben bugün Forex anketini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün ankete 23 analist katılmış. Sevgili Neslihan Köroğlu'nun bizimle paylaştığı ankete. 23 analistin 8'i pozitif, 15'i negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmin 2.20 puanlık düşüşle açılması yönünde Borsa İstanbul'un. Diğer taraftan gündemimizi konuşacağız ama hemen şöyle kısaca bir dünyaya göz atarsak. Dünyada Asya piyasalarına baktığımızda orada karışık bir seyir söz konusu. ABD vadelilerde ise negatif bir fiyatlama var. Korku endeksini değerlendirecek olursak orada 22.5 seviyelerindeyiz aşağı yukarı. Diğer taraftan özellikle son günlerde emtiaları konuştuk. Emtialardaki rally'yi değerlendiriyoruz. Belki birazcık ons altın ve gümüş tarafında yatay bir seyir olsa da özellikle emtia tarafında ciddi bir talep artışı var. Tuğba şimdi istersen hani sondan başlayalım diyelim. Çünkü dolar bildiğin gibi dün 7.90'ın üzerine attı. Borsa İstanbul'da aslında çok pozitif bir görüntü vardı 1364 puan seviyesinde. Aniden bir satış geldi. Hem kurun yukarı gittiğini gördük. Borsa İstanbul'da da sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Onun hemen ardından aslında Reuters'ta geçen bir haber vardı. Bu habere göre Amerika tarafından Türkiye'ye kasa yaptırımlarının en kısa zamanda her an yani açıklanabileceği haberleri. Evet. Trump'ın bunu onayladığı ki biz Trump'ın veto ettiğini biliyorduk. Yani veto edeceğini açıklamıştı daha doğrusu. Trump'ın bunu onayladığı Biden'ın da başa geldiğinde aslında bununla ilgili onay vereceği haberleri dolaştı. Resmi makamlardan bir açıklama gelmese de bu tabii ki piyasa üzerinde bir baskı yarattı. Yine Reuters'a konuşan o gizli Türk yetkili bu bilgileri en azından paylaşmış oldu. Ne dersin? Şimdi bugün açıklanması bekleniyor normalde ama biz de tabii ki bugün bu haber akışını bekleyeceğiz. Eminim resmi kaynaklardan bir açıklama gelecektir bununla ilgili. En azından hani doğruluğu ya da yanlışlığı yönünde. Ama TL varlıklar üzerine bir baskı yaratıyor gibi bir görüntü var. Evet. Senden alalım detayları. Tam olarak zaten dün yaşadığımız bu volatilitedeki artış TL varlıkları olan güvenin bir miktar azalması ve satış tarafına geçilmesi bundan kaynaklı oldu. Ama burada tabii bakış açısı önemli. Farklı açıdan değerlendirmek gerekirse şimdi Biden'ın tutumuyla Trump'ın tutumu, Türkiye'ye karşı olan tutumları birbirinden farklı olduğu için burada Trump görevden ayrılmadan önce Türkiye'nin lehine olacak bir adım atmış olabilir. Şu anlamda lehine olacak bir adım. Daha büyük yaptırımlar gelmesindense bunu daha minimalize ederek bir an önce hayata geçirmeye çalışıyor olabilir. Çünkü bu yönde zaten ikili ilişkilerde görüşmeler devam etmişti. Bu süreç çok uzamıştı. Bu gibi adımları görmüştük. Bu birden hani şu an ortaya çıkan bir şey. Tabii ki bekliyorduk zaten. Bunu geçen haftaki yayınlarda da Halkbank ve özellikle Vakıfbank tarafında görmüştük. ABD yaptırımları, F-400 yaptırımları gelir mi? Bunları da kapsar mı? Bu tamamen şu an için tabii ki gelen açıklamalar tamamen savunma sanayi ile ilgili olduğu yönde dikkat çekiyor ve bunun genelden ziyade özele yayılmış bir hali var gelebilecek yaptırımların. Ama burada açıklama önemli olacak ama piyasa üzerindeki bu tedirginlik de devam ediyor olacak. Bugün fiyatlamalarda da bunu görmeye devam ediyor olabiliriz. Yaptırımların şu aşamada minimal düzeyde gelmesi Türkiye'nin lehine olacaktır. Zaten aslında piyasada dolaşan spekülasyona göre, spekülasyon diyorum resmi olmadığı için ama bunu da konuşmak durumundayız çünkü piyasa bunu konuşuyor. Çok minimal düzeyde bir yaptırım gelmesi bekleniyor. Gelirse eğer zaten hani Türkiye'yi böyle Türkiye-Amerika ilişkilerini çok ciddi derecede etkileyecek bir yaptırımdan ziyade özellikle savunma sanayi, senin altını çizdiğin gibi. Şimdi savunma sanayi deyince hemen tabii ki Borsa İstanbul tarafına baktığımızda gözümüz Aselsan'ı görüyor. Yani Aselsan'da nasıl bir baskı yaratır diye. Şu an Aselsan'ın yakın vadesine yani Aralık ayı vadesine baktığımda %3'ün üzerine negatif bir görüntü olduğunu görüyorum Aselsan tarafında. Yani
O yüzden bir miktar Aselsan tarafında etkisi olur mu? Bu da tartışmaları açık. Yani bir sonraki vadeleri de bakıyorum. Aşağı yukarı evet %3 satıcılığı seyrediyor Aselsan tarafı. Şimdi tabii... Bu baskı tabii piyasanın geneline de yayılabilir bugün. Evet, ha, evet. Çünkü cuma gece yani bu gece itibariyle geleceği söylendi. Ve yaptırımın felce bu F-400'ü kim aldı, kim bu anlaşmaya imza attıysa fendece o çerçeveyle sınırlı kalacağı uygulanacak yaptırımların söylendi. Bu tabii ki iyi bir şey. Çok daha genele yayılmasından bunu baz aldığımızda iyi bir şey. Tabii ki yaptırım uygulanması iyi bir şey değil. Ama bunu bu şekilde atlatabilirsek bu süreci buradaki bir miktar olumlu hava ön plana çıkabilir ama Aselsan ağırlık olarak da endeks içerisinde ağırlığı yüksek olduğu için tabii ki oradaki, o yüzden endeksi etkileyecek. Evet, oradaki endeksi Aselsan'daki gün içindeki satışlar etkileyecektir. Özellikle bir miktar zaten şu an teknik anlamda da 1350'lerin üzerinde destek bulacağız mı, bulmayacağız mı noktasındayız. Bir tarafta dün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden oradan hani bizim için olumsuz bir açıklama gelmedi. O olumluydu. Ama bunu da bugün itibariyle bu açıklamalar gelir de aşabilirsek yeni yol haritasını konuşuyor olacağız. Evet, sevgili Tuba Özlay'ın dediği gibi dün tabii ki biz uzun zamandır aynı şekilde bir de ayın 10'unu bekledik. Bu ayın 10'unu bekledik. Neden Avrupa Birliği tarafından bir yaptırım gelir mi diye. Biraz bu haber aslında dün piyasada ters köşe oldu. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ni riskini almak istemeyen yatırımcılar da burada bir kar realizasyonu yapmışlardı. Ama oradan da basına sızan haberler neticesinde aslında Avrupa liderler, yani bir geniş kapsamlı bir ekonomik yaptırım neticesi aslında karşılıksız kaldı. Böyle bir çabası vardı özellikle Yunanistan'ın ama çok da karşılık bulamadı. Yani bu bir sonraki toplantıda görüşülecek ama bunu biz pozitif tarafta okuduk. Piyasada bu şekilde fiyatladık ama ardından işte ters köşe dediğim bunun ABD tarafından piyasaya böyle bir haberin sızması. Tabii S-400 kasa yaptırımları bizim yani 2 yıldır sürekli fiyatladığımız bir mevzu, evet. Biliyorsun. Bizim de Amerika'nın sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiği de bir aslında mevzu. Ben şunu merak ediyorum, yani eğer Türkiye'ye S-400'lerle ilgili bir yaptırım, bir katsa yaptırım eğer gelecekse Amerika'nın bundan sonraki süreçte Türkiye'ye kullanacağı ne gibi bir kozu kalacak? Çünkü Amerika sürekli biliyorsun yani her çekişmede ya Halkbank davasını ya S-400 haberlerini, katsa yaptırımlarını sürekli altını ateşini açan, birazcık daha bunları fitilleyen bir, evet, politika izliyor. O yüzden ben hep şey diyorum, yani aslında Halkbank için o zaman ceza kesilsin. Hani Halkbank davası düşmeyecekse ceza kesilmesi bile Halkbank için olumlu olacağını düşünüyorum. Bu tedirginlik ortadan kalsın. Gri kalsın, siyah diyelim, evet, ya da beyaz diyelim. Çünkü eminim çok ciddi bir yüksek meblağ olmadığı sürece Halkbank bunu pozitif okuyacaktır. Evet. Çünkü üzerindeki baskı bitecek. Ama bunu da yapmıyorlar. Aslında bunun arkasında okuduğum senaryo benim. Yani bu koz olarak bizim elimizde dursun. Yeri geldiğinde bunu raftan çıkarıp masaya koyalım ve Türkiye'ye karşı zaten kullanalım. Evet, hani uygulama kısmına geçmiyorlar. Sürekli tehdit, doğru, anlamında piyasaya bu şekilde bir, hani hem piyasa üzerinde baskı yaratıyor, hem Türkiye-Amerika ilişkileri üzerinde soru işaretleri bırakıyor, hem TL varlıkları üzerinde baskı yaratıyor. Ama senin de dediğin gibi bunu koz olarak kullanıyorlar. Hani buradan çok ciddi bir yaptırım gelmedi. Davalar artık belirli aşamalara geldi, zaten sonuçlandı. Bir an önce bu belirsizliğin ortadan kalkması rahatlatacaktır. Zaten yeni bir sürece girdik. Yeni adımlar attık Kasım ayı itibariyle. Bunlar da önümüzden çekilir ve artık biraz daha önümüzü net göreceğiz ve daha sağlıklı adımlar atmak adına çalışıyoruz zaten şu anda. Kurumlar anlamında da atılan adımlar bunu gösteriyor. Bu gibi ufak değil aslında, hani risk anlamında oldukça piyasada etkili, ama bu gibi artık geçmişten gelen riskleri temizleyebilirsek önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımlarda daha sağlıklı kararlar alma ihtimalimiz var. Şimdi bu bankalarla ilgili az önce sen de bahsettin. Halkbank ve Vakıfbank genelinde bu tarz bir baskı var ama bir taraftan bankalarla ilgili güzel gelişmeler de var. Neden bu bankalar? Evet, dün Moody's'in gelişmesi. Hani bu bankalar hep geri kalıyor üzerindeki bu baskıdan kaynaklı. Yabancı yatırımcının payının da olduğu tabloyu da incelemiştik seninle. Orada da görmüştük. Halkbank ve Vakıfbank tarafında yabancı yatırımcı payı çok düşük seviyelerde. Çok düşük değil, neredeyse
yok artık. Evet. Evet. Şimdi Tuğba, tabii ki sen hemen bankalardan bahsetmişken dün tabii Moody's'in de bir raporu vardı. Özellikle bankacılık sektörüyle ilgili Türk bankaları için de pozitif okuyacağımız bir haber aslında. 12 Türk Bankası'nın yabancı para mevduat notunu yükseltti. Aslında bu tam olarak notumuzu yükseltmek değil, hesaplama şeklinde değiştirmesinden kaynaklanıyor. Ama ben hemen sizlerle notların da güncelleme yapılan bankaları paylaşmak istiyorum. Tabii ki hepsi halka açık değil. İçerisinde halka açık olanlar da var. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Yapı Kredi, Vakıf, QNB, Deniz, TEP, HSBC, Alternatif Bank. Bu bankalarda en azından yabancı para mevduat notunu yükseltmiş oldu Moody's. Tabii ki bankacılık sektörü dün yine bir aslında itici kuvvet oluşturdu. Özellikle Garanti Bankası öncülüğünde. Çünkü son iki aylık zaten piyasadaki yabancı girişine baktığımızda özellikle aylık bazda yabancıların en çok giriş yaptığı hissenin iki aydır üst üste Garanti Bankası olduğunu da okuyoruz. Yani o yüzden şimdi evet piyasada belki bir dönüş hareketi başlayacak. Belki sert bir düzeltmenin içerisine gireceğiz. Bu da tartışmaya açık ama bankalarda ciddi bir para girişi yaşandı. Bu sonuçta yaslanamaz bir gerçek. Evet. Banka istatistiklerini de aldık bu arada. Onu da hemen sizlerle paylaşacağım ama öncesinde bir Borsa İstanbul'u açalım efendim. Borsa İstanbul'u %0,23'lük düşüşle açıyoruz. 1350 puan seviyesinde. Hemen bakalım. Bugün teknoloji tarafında %1'in üzerinde kayıplar var. Ulaştırma endeksi %0,55'lik düşüşle açılıyor. Holding tarafı ve sanayi tarafı yatay negatif diyelim. Bankacılık endeksi ise %0,41'lik düşüş içerisinde. Diğer taraftan şöyle bir BIST 100'e bakalım istersen sevgili Tuğba. BIST 100'de düşenler, çıkanlar diyelim. Tabii. En azından. Şöyle bir bakıyorum. Bugün ilk sırada BIST 100'de daha çok değer kaybeden hisseler var ama ilk sırada değer kazananlar da BİM'i görüyorum. %1,38'lik yükselişle ardından Albaraka var, Eczacı Yatırım var. İskenderun Demir Çelik, Ereğli, Petkim, Tümasan, Kerevitaş, Şişe Akçansa gibi hisseleri görüyorum. Birazcık daha yatay pozitif tarafta. Aynı zamanda piyasada hemen Borsa İstanbul'da ilgilenenler için şunu da aktarmış olalım. Yeni ve büyük bir halka arz geliyor. Arzum halka arz olacak. Ben hep şunu söylüyorum, yani halka arz olmak için çok güzel ve kıymetli bir dönem. Çok fazla yeni yerli yatırımcı geldi ve bunların ve halka arzı yatırımcının talebi de hep halka arzlara yüksek. Evet. Birkaç yıl öncesini hatırla. Birçok halka arz olacaktı. Mesela işte Trabzon Liman, Şok Marketler gibi halka arzlar vardı. Hatta Beymen'in halka arzını konuşmuştuk ki onlar konjonktürden dolayı iptal etmişlerdi bu halka arzı. Birçok halka arz mesela ertelenmişti. İşte Şok'u konuşuyorduk. Tam halka arz olacak. Erteleniyor. Niye? Çünkü hani böyle bir talep yoktu. Endişe vardı. Talep Aselsan'ın ikinci halka arzı mesela. Yani böyle bir talep yoktu. Evet. Yani çok uzun zamandır belki de Borsa İstanbul tarihinde ilk defa böyle bir halka arz çılgınlığı yaşanıyor. Halka arzların performanslarına baktığımızda da aslında yatırımcının neden halka arzı tercih ettiğini de çok net görebiliyoruz. Çünkü bu yıl içinde halka arz edilen şirketlerde ciddi bir performe etti ve yatırımcısına kazandırdı. Bu da tabii ki artık hani belirli hisseler zaten belirli seviyelere geldi. Yeni gelen yatırımcıların tercih ettiği hisseler bazında baktığımızda. Burada da bir arayış devam ediyor. Endeksler bazında baktığımızda tabii ki geri kalmış endeksler var ama yeni halka arz olan şirketler, hikayeleri de kuvvetli ise bir getiri diğerlerine göre, diğer endeks hisselerine göre getiri vaat ediyor ve bu yüzden bu kadar çok talep görüyor. Evet, Arzum'un detaylarına geleceğim ama bu yalnızca bizde değil, bütün dünyada bir halka arz patlaması. Dün Airbnb'de gördük bunun en iyi örneğini aslında. Aynen. Yani. Hani sadece Türkiye'de değil, dünyada halka arzlara ciddi bir talep patlaması yaşanıyor aslında. Evet, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ 13.3 milyon adet payının mevcut pay satışı yoluyla ek talep gelmesi durumunda ise 1.99 milyon adet payında satışı söz konusu olması itibariyle 15.50-15.70 TL fiyatının halka arzına onay verdi. Ben şu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Dün sosyal medyada çok fazla bununla ilgili yazanları çizenleri gördüm ve burada bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ettim. Onu düzeltmek isterim. Şimdi bir hissenin pahalı ya da ucuz olduğunu fiyatıyla ölçmüyoruz. Yani Arzum 15 liradan halka arz oluyor. Ya Arzum bir Aselsan kadar kıymetli mi? Bir Koç Holding kadar niye o fiyattan halka arz oluyor? Şimdi bu yanlış. Yani eğer bu hesaplama yöntemine gidecek olursak örnek veriyorum Karton'un, Ege Endüstri'nin şu an borsanın en büyük şirketi olması lazım. Bakın şirketin
fiyatının diyeyim 1 lira ya da 1500 lira olmasının bir anlamı yok. Bizim burada baktığımız şey fiili dolaşımdaki aynı zamanda hisse senedi sayısı. Yani miktar. Bizim burada bir hisse için ucuz ya da pahalı diyebilmek için bakacağımız farklı enstrümanlar var. Yani defter değeri, FK'sı gibi. Evet. O nedenle yani 15 lira olması bunun daha değerli olduğu anlamına gelmiyor. Koç Holding'de aynı büyüklükte olduğuna ya da pahalı olduğu ifadesini taşımıyor. O yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Ya da yani yapı kredinin 2 liralarda, 3 liralarda olması yapı kredinin kötü ve değersiz bir banka olduğunu da ifade etmiyor. Orada bir yanlış anlaşılma var yatırımcılar tarafından. Ben onu da düzeltmek isterim. Bu arada çok uzun zamandır seninle Selçuk Eczacı ile konuşuyoruz burada her sabah. Dün taban oldu. Ve bir de volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında da brüt takas uygulaması geldi efendim. Bugün seans başından itibaren Selçuk Eczacı'da aralığın 25'i seans sonuna kadar brüt takas uygulaması olacak. Yani gün içerisinde Selçuk Eczacı'yı elinizde yoksa yalnızca nakit alabiliyorsunuz. Ve onun haricinde aldığınızda gün içerisinde satamıyorsunuz. Onun da detaylarını vermiş olalım. Tuğba diğer taraftan dün tabii ki bir taraftan da ECB'yi takip ettik. Orada bir miktar aslında piyasa 500 milyar euro beklentiye paralelde. İstediğini buldu, evet. Aldı. Hatta aldıktan sonra da kar realizasyonu yaşadığı gibi bir şey. Ama beklenti fiyatlanmıştı çünkü. Doğru. Ama Christine Lagarde'ın mesela altını çizmesini beklediğimiz nokta güçlü euroydu. Ona karşı böyle çok sert bir tutum sergilemedi ama sonuçta Avrupa tarafının, Avrupa Merkez Bankası'nın güçlü euro istemiyordu. Demediğini biliyoruz. Dolar endeksindeki geri çekilme hala devam ediyor ve euro dolar paritesi 1.21-1.56 seviyesinde. Evet, zaten hani 1.20'lerin üzerinde zaten tutulmuştu. Bunu biliyorduk. Trendi de kırmıştı ama 1.20'lere geldikçe bir satış baskısı vardı. Burada dün piyasanın o anlamda güçlü euroya müdahale edecek bir ECB görmediği için 1.20'ler kırılmış oldu. 21'ler. Burada da 1.21-1.60, 1.21-1.80 ve önümüzdeki günler ve saatlerde 1.22'lerin üzerine doğru bir hareket görebiliriz. Çünkü zaten burada şeyi de konuşmuştuk Fen'inle. 1.25 seviyelerine gelene kadar çok da fazla bir müdahale beklemiyoruz açıkçası diye. 1.25'in üzerindeki fiyatlamalarda daha net adımlar, daha somut adımlar ve güçlü eurodan rahatsız oldukları yönünde açıklamalar gelebilir demiştik. Bu yönde de dün bu anlamda çok piyasa beklentisini karşılamadı. Orada da o yüzden hani euroya olan talep bir miktar daha artmaya devam ediyor. Bununla birlikte pandemi alım programını 9 ay daha uzattı. Mart 2021'e kadar, 2022 tarihine kadar hatta. Bu önemli. Zaten şimdi beklenti artık bu hafta itibariyle hafta başında Fen'inle varlık alım paketlerinin gelmeye başlayıp başlamayacağını konuşuyorduk. Amerika'dan aynı şekilde açıklamalar gelmişti. Avrupa'dan gelmeye başlamıştı. Yok, Amerika'da birazcık daha aslında umutlar tükeniyor. Zaten bu yılı bitiriyoruz. Orası evet. 2021'de bakacağız. Aynen. Şimdi Avrupa'dan geldi. Zaten bu beklenilen bir paketti. O yüzden de piyasa üzerinde çok fazla tabii ki etkili olacaktır ama bunun fiyatlamalara dahil olduğunu düşünüyoruz artık. Ama tabii ki en önemli olan burada Amerika'dan gelecek açıklamalar olacak. Paketle ilgili açıklamalar. O da senin dediğin gibi beklenti artık Ocak ayına kalmış durumda. Evet efendim, biz şimdi birazdan yabancı işlemlerini konuşacağız. Bakalım geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul ve tahvil tarafında yabancılar ne yapmış, ne almış, ne satmış, bunları değerlendireceğiz. Hisselere bakacağız ama kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Bunların hepsini aradan sonra konuşacağız. Evet, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da 1352 puan seviyesinde suba yatay bir görünüm var. Yani piyasa artıya geçmeye çalışıyor. Hisseler kendi aralarında fiyatlanıyor diyeceğim. Bankacılık bir miktar negatif. Özellikle teknoloji bugün aşağıda ulaştırmayla birlikte sınav ve holding tarafı birazcık sırtlıyor endeksi. Şimdi Tuba, bildiğin gibi Merkez Bankası tarafından dün yine para ve banka istatistiklerini aldık. Evet. Mevduatlara birazdan geleceğim ama hemen yabancı işlemlere bakalım. Yurt dışındaki yerleşiklerin, yani yabancıların Borsa İstanbul'da ne yaptıklarını ve tahvil piyasasında ne alıp ne sattıklarına bakacağız. Şimdi özellikle son iki haftadır hisse senedi tarafına bir para girişi olduğunun altını çiziyoruz. Hem tahvil hem de hisse senedi tarafına. Ama dünkü gelen açıklamada 4 Aralık haftasına, yani bir önceki haftada Borsa İstanbul'da BİST'te yabancılar 23 milyon dolar tutarında net satıcı oldular. Ama son iki haftadır çok iyi bir para girişi vardı. Ben bunu minimal bir kar realizasyonu olarak okuyorum. Hatta bankacılık hisselerine baktığımızda ufak bir para çıkışı var. Bir kar realizasyonu var burada demiştik. Nitekim
şu an için bir kar realizasyonu gibi okudum sence? Evet, ben de şu an itibariyle tam olarak kar realizasyonu olduğunu düşünüyorum. Burada bir miktar tabii ki bu hafta içindeki konuştuğumuz risklerin de etkisi vardı. Orada bir realize olmak için, çıkış için iyi sebeplerdi bu. Yani Avrupa Birliği zirvesinin riskini almak istemeyen. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle tablo biraz daha net olacak. Zaten hani bankalar nezdinde olumlu gelişmeler de var. Burada bankacılık önderliğinde önümüzdeki hafta itibariyle eğer bugünü ABD'den gelecek yaptırım anlamında riski biraz daha minimize ederek küçük bir yaptırımla atlatabilirsek daha beklentinin, piyasa beklentisinin altında adımlar gelirse. Belki de hiçbir yaptırım gelmeyecek bu arada. Haber yalanlanacak belki de, onu da bilmiyoruz. Biz iyice kendimizi yani aman gelsin en minimali gelsin diye bir endeksledik ama belki bu sefer de gelmeyecek, piyasada doğru. Bunu pozitif okuyabilir. Bunu da kenarda tutalım yalnız. Kesinlikle öyle. Zaten bu olursa, bu tabloyla karşılaşırsak önümüzdeki hafta itibariyle gene endeksin gerisinde kalan hisselerle özellikle bankacılık sektörüyle o yükselişimize devam ediyor olabiliriz. Şimdi yabancılar çıkıyor demeyeceğim. Neden? Çünkü hisse senedi tarafını söyledim, 23 milyon dolarlık net satıcı olmuş yabancılar diye, ama iç borçlanma senetlerine tabilde 89 milyon dolar tutarında yine net alıcılar. Alıcı. Yani aslında TL varlıkları hala para gelmeye devam ediyor. O yüzden aslında iç borçlanma senetlerine hala yabancı para girişi olduğu için bir miktar ben bu 23 milyon dolar tutarındaki satışı muhtemelen kar realizasyonu olma olasılığı yüksek diye okudum. Ama Tuba, şöyle bir durum var tabii. Şimdi yabancılar her ne kadar TL varlıklara güvenip hem tahvil tarafında hem hisse tarafında son bir aydır, özellikle bizim bu son bir ay niye önemli? Çünkü ekonomi alanında çok yeni bir reform atıldı. Evet. Yeni bir sürece girildi. Doğru, yeni bir reform süreci. Ama şöyle bir şey var işte, yani yabancılar TL'ye güvenirken hane halkının hala güvenmediğini görüyoruz. Neden? Dün çünkü aynı zamanda tabii DTH'ların rakamlarını da aldık. Yani döviz tevdiat hesaplarının. Hatta soranlar oldu Perihan Hanım, bu yalnızca bankalardaki mevduat rakamı mı diye. Tabii ki yastık altında ne kadar var? Bilmiyorum, bu net bir şekilde zaten tahmin ediliyor ama hesaplanabilecek bir yöntemi yok bunun. Şimdi burada haftalık bazda yine %1.3'lük artış var Tuba. Bir de TL'deki değer artışına rağmen hane halkının hala döviz talep ettiğini görüyoruz. 255 milyar dolar döviz tevdiat hesapları ve bu rakamla birlikte zirvede. Burada bir miktar volatilite arttığında dolar TL tarafında, şimdi 7.75'lere kadar çekilmişti. 7.80'lerin üzerine atması hane halkında acaba yeniden dolar gidecek mi beklentisini ön plana çıkıyor. Yani alım fırsatı olarak okumuş aslında. Ben öyle anlıyorum hane halkı bunu. Geri çekilme alım fırsatı. Evet. Şimdi giderken gidiyor diye alıyor hane halkı. Düşerken düştü de zaten gidecek. Alıyor. Ben düştü. Düşük fiyattan yerine koyayım diye alıyor. Biz burada yaklaşık birkaç haftadır sürekli dolar endeksinde trendin kırıldığından 2022 yılında, 2021 yılında dolardaki değer kaybı beklentimizden, bunlardan her ne kadar bahsediyor olursak olalım, atılan adımlar Türkiye'den her ne kadar olumlu olursa olsun o algı hala yıkılmadı. Yıkılmadığında rakamlarda görebiliyoruz. O güven de bunu en başında Kasım ayında yaptığımız yayınlarda da söylemiştik. Bir ayda atılan adımlarla son 5 yılda kırılan güvenin yeniden temini mümkün değil. Haliyle de hani bu biraz zaman alacak. Evet, fancılı bir süreç. Bu belki dönem dönem bu tarz şimdi küresel etkilerin de ön plana çıktığı dönemlerde TL bir miktar daha zayıflıyor. Burada da tabii ki algı olarak dolar yeniden gidecek algısını ön plana çıkartıyor fiyatlamalar. Çünkü bugün itibariyle, şu an itibariyle 7.91'lere gene gelmiş durumdayız. Burada tabii ki işte ABD'den yaptırım gelecek, Avrupa'dan yaptırım gelecek. Paramız yeniden değer kaybetmeye başlayacak. Bu beklentiler hane halkını, enflasyon da bir tarafta artık %15'lere yaklaştı, paranın değerini korumak için oraya yönlendiriyor. Şimdi altına olan talebin de hala devam ettiğini görüyoruz. Gram altında da bir geri çekilme yaşanmıştı. Orada da talep hala devam ediyor. Dolar TL tarafında da şu anda 7.92.50'ler bu seviyeler. Hani bu fiyat her geçen gün arttığında burada hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcının o artık TL varlığa olan güven kavramı algısını oturtamıyoruz. Hani burada zaten hani paritedeki fiyatlamalardan ziyade o volatilitenin çok yüksek olması büyük bir problem. O istikrar olmadığını gösteriyor bize. Ki burada hane halkının nasıl yaşadığı travma bence 2018 sayı. Orada hakikaten çok travmatik bir süreçten geçtik. Ve bunun da ben birazcık insanların üzerine ciddi bir
nasıl diyeyim, hani geçmişte yaşadığımız travmatik bir olay olur ve bugün hala kalıntılarını yaşarız ya, aslında tam da öyle. Döviz konusunda bu bizim zaten hep yumuşak karnımızda, hassas noktamızda, ama 2018 Ağustos ayından sonra artık iyice gündemimize geldi. Orada bir travma yaşadık ve senin söylediğin gibi zaten halkın burada korktuğu ve çekindiği bu volatilite, yani evet, bu oynaklık. Çünkü burada bir kurda istikrar sağlansa belki kurun yapıştığı seviyelere de artık yavaş yavaş alışıyor olacağız, ama ciddi derecede oynaklık olunca önümüzü görmek de zorlaşıyor. Zorlanıyor. Yani bu sadece hane halkı için değil, herkes için zorlaşıyor. İthalat yapan için de, ihracat yapan için de, şirketler için de, ev geçindiren için de, herkes için zor bir dönem oluyor. O yüzden senin söylediğin gibi birazcık daha aslında birkaç aylık süreçten birkaç aylık süreç değil de daha çok zamana yayılan var aslında reformlar belki hane halkını tekrardan TL'ye döndürebilir diye düşünüyorum. Bunu da rakamlarda göreceğiz tabii ki. Şimdi Tuğba, diğer taraftan istersen şimdi hemen bir grafiklerimizi alalım ekrana. Sinyal veren hisselerimiz vardı. Bakalım efendim, sinyal veren Ak Yatırım'ın raporunda Ak Yatırım'ın beğendiği, MACD'de al verdiği, sat verdiği hisseler. Şimdi istersen hemen 200 günlük ortalamasına gelmiş hisselere bakalım. Şimdi 200 günlük ortalamasını yukarı kesenler değil ama aşağı kesenlerde iki tane hisse söyleyelim Tuğba. İş Finansal Kiralama ve Şok Marketler var. 200 günlük ortalamasını aşağıya kesenlerde. Ve Anadolu Hayat, birçok kişi sormuştu dün, tekniğine bakar mısınız Ahmet Vargen hocamızla diye. Şimdi Anadolu Hayat'ı görünce hemen onu da söyleyelim. Debt Cross olanlardan 20-50-200 günlük ortalamayı aşağı kesenlerde Anadolu Hayat ve Orge'yi görüyoruz. Onun haricinde güç göstergeleri olumlu olanlara gel istersen birlikte bir bakalım. Burada Arçelik var Tuğba. Arçelik. Zaten şimdi değinerek gidelim müftarfen. Arçelik'le ilgili şundan bahsetmiştik. Euro'nun güçleniyor olması özellikle BF Eşya tarafına, otomotiv sektörüne ihracat anlamında, Avrupa'ya ihracat yaptığımız için olumlu yansıyacak demiştik. Bunların başında da beklediğimiz, zaten Arçelik'te çok uzun zamandır iyi bir perform ettiğini görebiliyoruz. Burada hedef fiyatları biz de güncelledik. 32 seviyeden 36'ya yükselttik hedef fiyatımızı. Burada Arçelik'te hala getiri potansiyeli var. Her ne kadar yılbaşından bu yana oldukça yüksek getiri sağlamış olsa da biz hala portföyde taşımaya devam ediyoruz. Taşımaya devam ediyorsunuz. Peki şimdi dönelim Tüpraş'a. Tüpraş uzun zamandır konuştuk ettik ama şimdi petrol fiyatlarının bugün itibariyle de artık 50 doların üzerine oturması bizim için önemli. Tüpraş'a neredeyse 100 liraya yakın bir seviyedeyiz. Yavaş yavaş burada hedef fiyatların yukarı revize edildiğini görecek miyiz? Ne dersin Tüpraş tarafında? En kötüsü geride kaldı gibi düşünüyorum şu an karşımdaki petrol fiyatlarıyla birlikte. Şimdi Tüpraş'ta evet çok uzun zamandır bir baskı var. Orada çarpanlarına baktığımızda küresel benzerleriyle hala ifkontolu olduğunu söyleyebilirim. Ama bu tabii ki üretim anlamında pandemide ilk dalgada bir miktar kapasitenin altında kalmıştı. Yaz dönemlerinde de bakım çalışmalarına girdikleri bir dönem oluyor. Dönemsel olarak bazı etkileri oluyor. Burada daha kısa vadeden ziyade orta uzun vadede Tüpraş'ın ben hala bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Zaten hani hem teknik anlamda incelediğimiz ve teknik grafiğine baktığımızda da teknik göstergelerde alım bölgesine artık Tüpraş'ın geçtiğini gösteriyor. Burada biraz daha normalleşmenin artmasıyla birlikte yabancı payı da normal şartlarda Tüpraş'ta oldukça yüksek olur. Bu payın da artmasıyla birlikte yukarı yönlü fiyatlamaların bir miktar daha ön plana çıktığını görebiliriz Tüpraş tarafında. Tabii Tüpraş'ta da yani 140 liralardan 66-65 liralara evet düşerken de yabancı payı %80'lerden %40'lara geldi. Kesinlikle yarı yarıya indi ve burada oldu tabii. Bazı hisseler var aslında Perihan, hani bunları yabancı yatırımcı götürüyor. Garanti gibi, Tüpraş gibi, Petkim gibi. Mesela Arçelik'te. Arçelik gibi. Hani bunlar yabancı yatırımcının tercih ettiği. Aslında orada hani psikolojik olarak da belki bir yayın yaparız ileride. Yatırımcının psikolojisi. Şimdi yabancı yatırımcıya baktığımızda daha çok endeks hisselerini tercih ederken likit hisseleri tercih ediyor. Evet. Değil mi? Yerli yatırımcı daha manipülatif hisseleri tercih ediyor. Az likit. Az yani likit diyelim. Evet, yabancılar likit seviyor, yerliler az likit seviyor. Doğru söylüyorsun. Evet, Arçelik, Tüpraş'ı konuştuk. Mesela Garanti Bankası. Garanti Bankası'nı zaten programın başına değerlendirdik seninle. Evet. Ciddi bir yabancı girişi var bankalar arasında. Hatta en çok yabancı girişinin olduğu hisse, banka, Garanti Bankası. Ardından Şişe var. O da iyi bir performans gösterdi. Özellikle bu birleşme. Sektör olarak da zaten Euro'daki güçleniş cam sektörünü de olumlu etkilediği için
şişede de yukarı anlamda bir bizim tavsiye ettiğimiz, özellikle bu dönemde tavsiye ettiğimiz sektörler arasında. Evet, onun haricinde Tümosan'ı görüyoruz, Kortsa'yı görüyoruz. Tekfen uzun bir süredir yatırımcısının yüzünü güldüremedi maalesef. Evet. Ama o da tabii ki ihale haberleri, yani özellikle daha aktif olduğu bölge Katar olduğu için hem bu pandemiden önceki bu süreçle birlikte Tekfen'in eskisi kadar ihale haberini alamıyoruz. Alamıyoruz, evet. Ki bir de hep uzun vadeli oluyor malum. Aynı Aselsan'da olan problem gibi, yani Aselsan'da. Özellikle zaten son bilançoya baktığımızda inşaat segmentinde yaşadığı kayıplar zaten bilançosunda. Bir de uzun vadeli biliyorsun, evet. Tekfen'in. Mesela Aselsan'ın da öyle işte, getirileri hep uzun vadeli olduğu için. Yani güvenilir hani, kağıtlar. Nakit akışı sıkıntısı, evet, yaşanabiliyor. Aynı problem Aselsan'da da yaşanmıştı. Tekfen'de de aynı problem var. Uzun vadeli, evet, güçlü. Uzun vadeli yatırımcıya, hani uzun vadeli bir portföy oluşturulacaksa Tekfen mutlaka eklenmeli. Hı hı. Çünkü artık biraz daha hani normalleşmeye dönüyor bütün dünya. Burada ihaleler de önümüzdeki dönemlerde artabilir. O yüzden Tekfen uzun vadeli portföylere eklenebilir. Evet, Tekfen'i söyledik burada. Mesela tabii ki burada Aygaz'ı da eklemek lazım Tüpraş tarafına. Yani Tüpraş'taki toparlanmanın otomatik olarak Aygaz'ı da etkileyeceğini, evet, düşünüyoruz. Mesela Tüpraş'a göre daha az likit malum birisi. Burada yine aynı zamanda şunu da görüyorum ben. Otomotiv sektörü iyi bir performans gösterdi. Geçen burada senin otomotiv sektöründeki rakamları da değerlendirdik ama bunun arasında en iyi performans gösterenlerden birisi aslında Türk Traktör. Evet. Türk Traktör ve Tofaş var mesela. Bir de hani Otokar'ı da eklemek durumundayım tabii. Tabii en iyi performans gösterenleri. Ama güç göstergeleri olumlu olanlarda şu an Türk Traktör ve Tofaş'ı görüyoruz mesela. Yine otomotiv sektörü de ne dersin? Portföylerde bulunmaya devam etmeli mi sence Tuba? Evet, burada da zaten özellikle şimdi hafta başında şeyi ayırmıştık Fen'inle. Hangi sektör, hangi etki nedeniyle gidecek? Burada ayırdığımız bu parametrelerden biri de Euro'daki yükselişti. Bu aynı şekilde otomotiv sektörünü de olumlu etkileyecektir. Zaten yılbaşından bu yana sektörü olan talep hala ön plandaydı. Fiyatlamalara baktığımızda aslında hani bunu böyle tek tek hisse olarak değil de bizim endeksin içerisindeki hisselerin geneline baktığımızda zaten fiyatlamalar dolar bazında çok iskontolu. Tofaş'ta, Türk Traktör'de bu hisselerden biri haliyle zaten hani bilançolardaki o iyileşmeyi zaten görmüştük. Ama teknik anlamda da göstergeler trendin hala devam edebileceği mesajını veriyor. Evet, MACD'de al verenlere baktığımızda ortak olanlarda zaten yine Arçelik'i görüyoruz. Yine Tümosan'ı görüyoruz ortak olanlarda. Logo var, iyi bir performans gösteriyor son günlerde. İşmenkul değerler var. Özellikle Borsa İstanbul'un işlem hacmini ciddi derecede artış göstermesiyle birlikte yine olumlu beslenen hisselerden birisi. Dünün yıldızı zaten ODAŞ'tı. ODAŞ var burada MACD'de al verenlerde. Ve Ulusoy Elektriği görüyoruz. Bilici Yatırım'la birlikte MACD'de al verenlerde. Sat verenlere baktığımızda Akşansa, Batı Söke, Çin Beton var, Menderes var, Netaş, Pegasus, GSD Holding, Hürriyet Gazete, İşgeo. Daha çok burada yavaş yavaş aslında çimento görüyoruz. Evet. MACD'de sat verenlerde. Evet. Evet, şimdi bir raporumuz daha var efendim. Vakıf Yatırım'ın beğendiği hisselerle devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, ilk seansa şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakıf Yatırım'la devam edelim istersen. Bakalım Vakıf Yatırım'ın güçlü bulduğu hisseler. Hemen teknik görünümlerine bakalım Tuğba. Burada BİM'le başlayalım istersen. BİM tarafında şimdi anlık olarak zaten ben de fiyatı paylaşmış olacağım. Bugün pozitif tarafta açan hisselerden de BIST 100 tarafında 70-25-70-30 BİM tarafında pivot noktanın üzerindeyiz. Evet, zaten birinci ve ikinci direnci de geçmiş bulunuyor şu anda. %2'ye yakın. %2'ye yakın pozitif. Tabii pozitif ki burada zaten hala gıda tarafından, gıda ve gıda perakendiciliği tarafında pozitif seyir devam ediyor ama burada daha önce de değinmiştik, ona da değinmekte fayda var. Hem bilanço anlamında güçlü geldi hem de finansallar anlamında, teknik anlamda güçlü kalmaya devam ediyor. Ama bu hisseler BİMAŞ gibi, ŞOK gibi, Migros gibi bu hisseler ciddi anlamda pandemi
pandemiyle birlikte kapanma beklentileriyle ciddi bir tepki verdiği için bir reedifasyon olabilir. Bu noktada da şu an evet hala güçlü tarafta ama kısa vadeli olduğunu söylemekte fayda var. Yani uzun vadede evet hani trend devam ediyor ama kısa vadede bir reedifasyon görme ihtimalimiz mümkün. Tabii BİM'in bu noktada şöyle hep temettü verimliliğin çok yüksek birisi olduğundan bahsediyoruz. Zaten bir kap haberi de vardı. BİM Yönetim Kurulu şirketin olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere hisse başına 2 TL nakit temettü dağıtacağı ve bunu önerdiği haberi. Bunu 8 Ocak 2021 tarihinde dağıtılması önerilmiş. O yüzden burada BİM'in de zaten hep söylüyoruz. Yani gerçekten hem bedelsiz konusunda cömert, evet, hem temettü konusunda hakikaten cömert bir verimliliği yüksek şirket. Doğru. Temettü verimliliği de yüksek. Hatta bu yıl için temettü hisse başına vereceği temettü rakamının aşağı yukarı 6 liralara ulaşması bekleniyor. O yüzden bir miktarda onun da pozitif yansıması da olabilir BİM'de diyelim. Türksel 15-33-34 Türksel var bir de. Burada pivot noktanın altındayız ama Türksel'de. Dirençlere bakacak olursak 15-53 var burada dirençlerde Tuğba. Onun haricinde onun yukarısını daha doğrusu birinci direnç geçirdikten sonra izleyeceğimiz 15-73 seviyesi var. Desteklere bakalım istersen. Olası geri çekilmelerde 15-21, onun da aşağısında 15-09 var. Bir ve ikinci destek olarak çalışabilecek bölgelerde. Diğer beğendiği hisselerden birisi de Koza Maden. Koza Maden'e baktığımızda bugün yatay bir seyir içerisinde 13.64-13.65 şu an için anlık fiyat. Pivot noktasının bir miktar altında. Burada tabii ki Koza, hem Koza Altın hem Koza Maden tarafında son dönemlerde endeksinde bir miktar geride kaldığını görüyoruz ama orada bir özellikle bu hafta başı itibariyle bir hareketlenme var. Günlük kısa vadeli işlemlerde yükseliş bir miktar daha ön plana çıkabilir. Burada birinci direnç olarak 13.98. İkinci direnç olarak 14.35 ön plana çıkmış. Geri çekilmelerde birinci destek 13.39, ikinci destek 13.17 olarak ön plana çıkmış. Evet, diğer taraftan son olarak bir de Şişe'ye bakalım. Şişe'ye anlık fiyatı 7.21.22. Bugün endeksin bir miktar üzerinde %0,84'lük yükselişle 7.18 pivot nokta, 7.18 pivot noktanın üzerindeyiz. Peki Şişe'de takip edeceğimiz direnç seviyeleri nereler? Hemen ona bakalım. 7.31 var ve onun yukarısında ise ikinci direnç olarak 7.47 seviyesi var, izlenebilecek seviyelerde. Aşağıdaki desteklere baktığımızda birinci destek 7.02 ve oranın aşağısında ise 6.89 seviyesi var, destek olarak izleyebileceğimiz seviyeler içerisinde. Evet Tuğba, şimdi dönelim fiyatlamalara istersen. Diğer taraftan tabii ki aşı haberlerini de konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Pfizer-BioNTech'in geliştirmiş olduğu, şu an dünyanın en çok konuştuğu aşı o tabii ki. Bu arada FDA uzmanları kurulu ise COVID-19 aşısının aslında kullanımına da onaylamış oldu. Yavaş yavaş piyasalar aslında o zaman aşıya reaksiyonlarını kaybetti, aşı haberlerinin reaksiyonlarını kaybetti diyebilir miyiz? Yani artık aşıyla ilgili gelen haberleri biraz kanıksadık ve dünya piyasalı olarak çok da fazla fiyatlamıyoruz. Ne dersin? Evet, biraz bu artık eskiyen bir hikaye oldu ama tam anlamıyla reel karşılığını gündelik hayatta alamadık hala. Bununla ilgili ben de şimdi ona bakıyordum. Türk Hava Yolları yolcu sayısındaki değişimi açıkladı dün. Kasım ayında da bu düşüş devam etmiş. Gelen rakamlar, Kasım ayına ilişkin rakamlar bunlar. Yolcu doluluk oranı aynı dönemde yıllık 20.2 puan azalarak %62.2 olmuş. Yani aslında hep piyasadaki beklentilerin fiyatlandığından konuşuyoruz ama bunun gerçek hayata yansıması bir miktar daha gecikmeli oluyor. Haliyle bunu şu an beklentilerle piyasa fiyatlanıyor ama biz bunu finansallar tarafında bir miktar daha gecikmeli göreceğiz. O yüzden de tam anlamıyla etki kalktı mı dersek, evet %60 fiyatlandı ama %40'lık bir pay hala var fiyatlanmak üzere. Hani bunu %70'e 30 da diyebiliriz, 60'a 40 da diyebiliriz ama tam anlamıyla fiyatlandı mı diye düşünüyorsak sektörler bazında ben tam anlamıyla fiyatlandığını düşünmüyorum ama şu an artık eskiyen bir hikaye oldu. Yeni bir hikaye şu olur, aşı uygulanmaya başlanır ve gerçekten olumlu sonuçlar gelmeye devam eder. Özellikle ulaştırma açısından değerlendirirsek yolcu talebinde, yolcu doluluk oranlarında artış yaşamaya başladığımız ve trend halinde bu artışın devamını gördüğümüz bir dönem olur. Bu fiyatlamaya yeniden dahil edilir. Ama şu an aşı haberinin, beklentinin fiyatlanması, aşı uygulanacak ve bir yerde normalleşmeye döneceğiz beklentisi fiyatlandı.
Çünkü öncesinde çok belirsiz bir tablo vardı. Aşının ne zaman bulunacağı, nasıl dağıtılacağı, nasıl uygulanacağı, bunlar hep soru işaretleriydi. Bunun fiyatlamasını yaşadık. Aşının sonuçlarının fiyatlamalarını hala yaşamadık bence. Evet, aşının sonuçlarının fiyatlamalarını yaşamadık çünkü 20 liranın üzerindeydi hep. Hatırlıyorum yani 30 liraya yakın Türk Hava Yolları'nın mesela hedef fiyatları vardı. Şu an baktığımda mesela Ak Yatırım örnek veriyorum. Türk Hava Yolları için hedef fiyatı. Aynen nötrde. 11 lira yani nötr. Aşağı yukarı zaten aynı bulunduğu seviyede desek yanlış olmaz. Yani o yüzden burada aslında birazcık erken bir reaksiyon almak lazım. Çünkü kurumlar da şöyle yapıyor tabii ki birazcık geleceğe göre binmek için. Önceki gün Ahmet Hoca'nın söylediği gibi aslında. Ya işte 60 lirada TÜPRAŞ'a sat raporu çıkartıp 90 lirada al raporu çıkartınca o sefer yatırımcılar da ya niye 60 lirada bu raporu çıkarmadın? Arada 30 lira kaybettik diyebiliyorlar. Şimdi şöyle bir durum var yani 11 liradayken şu an Türk Hava Yolları burada nötr sat raporu çıkartıp Türk Hava Yolları 17 liraya gelince al raporu çıkartınca da burada yatırımcılara da çok hoşuna gitmiyor bu mevzu. Gitmiyor ama orada tabii nedeni de açıklayalım ama şimdi nedenini bir araştırma müdüründen nedenini açıklayalım. Nedenini açıklayalım. Değerlendirmeler, şirket değerlemeleri 12 aylık periyotlar için doğru yapılıyor zaten. Burada 12 aylık fiyatlamaya büyüme beklentileri katılıyor, enflasyon beklentileri katılıyor, risk parametreleri katılıyor. Aşıyla ilgili şu anda atılan adımlar hala bizi son götürecek cinsten olmadığı için orada beklentilerde örneğin 2020 yılında hesapladığımız büyüme rakamlarıyla 2021 yılında beklemediğimiz bir anda geldi bize pandemi. Rakamlar çok da paralel seyretmedi. Bu şirket değerlemelerine de yansıdı haliyle. Tabii ki şimdi burada uzun vadede baktığımızda hepimizin bildiği bir gerçek var. Bu pandemi sürdürülebilir bir şey değil. Bir yerde zaten bitecek ya virüs mutasyona uğrayacak ya aşının etkili sonuçları olacak ya artık vücutlar buna bağışıklık kazanacak ve bir yerde normale döneceğiz. Daha önceki virüslere baktığımızda bunlarda da hep aynı şey olmuş. Haliyle biz turizm gibi, ulaştırma gibi bu sektörlerin gideceğini biliyoruz. Ama hani yatırımcının orada beklediği nokta günlük alfat mı, daha orta uzun vadeli yatırımlar mı? Bir de zaman maliyeti de var burada yani. Kesinlikle. Zaman maliyeti var, taşıma maliyeti var. Hani bunlar değerlendirirken orta uzun vadede portföyler oluşturulurken eklenilebilir sektör mü? Evet, eklenilebilir bir sektör. Aşı bulunmadan önce bunu der miydik, bunu demezdik. Çünkü orada çok büyük bir risk vardı. Hani riskin getireceği koşullar da var. Burada değerlemelerde hala tam anlamıyla önümüzü göremediğimiz için o parametreleri doğru anlamda yansıtabiliyor muyuz değerlemelere? O bir soru işareti. Haliyle burada evet şu anda bu temkinliliği korumak adına zaten farkındaysan bütün gelen şirket kurum raporlarında değerlemeler şu anki rakamlara yakın seviyelerde. Ama biz olumlu bir adım gördüğümüzde örneğin aşıdan sonra olumlu bir adım gördüğümüzde buradaki hesaplamalarımızdaki bazı düzenlemelere gideceğiz. Ve şu an 11-12 olan hisse fiyatının belki değerlemesini 17-20'lerde bulacağız. Ama şu an hani belirli süreçte o alanda kaldığımız için oradaki riski de kontrol altına alabilmek adına çekimser davranmaya devam ediyoruz hesaplamalarda. Yani kurumlar sizin üzerinize gelmiyor efendim. Yani sizin zararınız için değil aslında birçok kurum yararınız için çalışıyor. Sonuçta siz de o kurumları aslında yatırımcılar bir nevi para kazandırıyorsunuz. Yani burada kazan kazan ilişkisi var. Siz ne kadar uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Evet, aslında evet. Portföy yöneticilerinin ilk görevi ana parayı korumaktır. Burada da hani önümüzü görmediğimiz bir süreçte işte yolcu doluluk oranları Haziran ayında %80 artacak yorumu yapamayız. Bu önümüzü göremediğimiz bir süreç. Doğru söylüyorsun. Evet, istersen Tuba hemen bir fiyatlamalara bakıp öyle veda edelim programımıza. 1354 puan seviyesindeyiz an itibariyle Borsa İstanbul tarafında. Yalnız gözüm kurda. Çünkü kurda tabii ki tekrardan 7.93 seviyesini test ettik. Günün en yükseğindeyiz. %0,57'lik değer kaybı var TL tarafında. Şimdi tabii ki kur yukarı gittikçe bir miktar Borsa İstanbul üzerindeki baskı da artıyor. Bankacılık tarafında %0,48'lik kayıp söz konusu. Bugün yine sanayi tarafının önü ve başı çektiğini görüyoruz. Dün kazanan bankacılık endeksiydi. Bugün sabah saatlerine baktığımızda sanayi tarafı. Borsa İstanbul'daki işlem hacimleri bugün oldukça yüksek aslında. Çünkü 4.6 milyarlık hacim var ilk yarım saatte. Biz bütün günü 4 milyarlık hacimle kapattığımız günleri yaşadık, şahit olduk. İlk sırada bugün Şişe var. Ardından Petkim, Garanti Bankası, Odaş, Aselsan, Kardemir, Ereğli olarak devam ediyor. Onun
Bunun haricinde baktığımızda bugün yine diğer taraftan pozitif tarafta da holding endeksini görüyoruz. Ulaştırma ve teknoloji tarafı bankacılıkla birlikte negatif fiyatlanıyor. Bugün saat 2'de zaten Borsa Teknik'te sizden gelen hisseleri detaylı bir şekilde teknik analizine bakıyor olacağız. Borsa İstanbul'a teknik rakamlarıyla konuşuyor olacağız ama şimdilik bizden bu kadar. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Tuğba, çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sana. Pazartesi yine burada görüşmek üzere. Efendim ilk seansa burada noktayı koyalım. Şimdi kripto parayla kaldığımız yerden devam edelim.